Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve atissâmî illâ billâh. Ve salâtu ve selâmü alâ seyyidina Muhammedin Resûlillâh ve alâ âlihi ve sahbihi ve men vâlâ. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah-u Teala Hazretleri bizleri bir cuma gecesine daha kavuşturdu. En mühim mesele, imanla kavuştuk. Sıhhat ve afiyetle kavuştuk. Yani sıhhat olması büyük nimet ama olmasa dahi, yani hasta olsak dahi bu da büyük nimet. Neden? İmanla kavuştuk, İslam'la kavuştuk, abdestle kavuştuk, namazla kavuştuk. Ama birçok insan bu faziletlerden mahrum yaşamaktadır. Bundan dolayı ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Günlerimiz doluyor. Hayat, zaman hakikaten en çok israf edilen, boşa harcanan, kıymeti bilinmeyen en büyük nimetler. Ni'metan mağbunun fîmâ. Kesîrun minen nâs. İnsanların çoğu iki nimette aldanmıştır. Kanmıştır. As-sıhhatu vel-ferâh. Biri sağlık, sıhhat, yani hasta olmadan afiyetle yaşamak, biri de boş vakit. Yani namaz kılmaya vaktim var, halim var, takatim var, abdest almaya, rükû secde etmeye. Efendim, bu ne büyük devlet ve nimettir. Yani öyle bir bela gelir ki adam namaz kılamayacak hale gelir mesela. O zaman zikretmeye vaktim var. Kur'an tilavetine vaktim var. Hacca umreye gitmeye vaktim var. Bunlar insanların birçoğunun aldandığı iki büyük nimettir. Allah-u Teala Hazretleri elden çıkmadan kıymetini bilenlerden eylesin. Amin. Şimdi fazail-i amelden, yani faziletli amellerden bahsedelim derken, bu gece tabii bazı kardeşlerimiz hacca umreye gittiler, gidiyorlar. Biz de inşallah hazırlanıyoruz. Bu itibarla hac ve umre hakkında bazı hadis-i şerif ve rivayetleri size zikredelim de bu konuda da bir sohbet olsun, bir kayıt bulunsun. İnsanlar bunların faziletlerini duymuş olsun. Yani hakikaten binlerce, on binlerce belki konuşulacak mevzu var ve ders var. İnsanlara bırakılması gereken eser niteliği taşıyacak ayet ve hadislerle dolu ilimler var. Burada tabii gününe göre gündem oluyor. Tercih sebebi bazı olaylar, hadiseler, vakaler yaşanıyor ama bizim tabii evvela ayet-i kerime olan, hadis-i şerif olan, hakkında nas olan, kat'i delil olan konuları işlememiz icap ediyor. Gerçi bu hususta kitap yazdık ama bizim milletimiz de pek kitap okumuyor. İlla dinlemekten anlıyor, dinlemekten hoşlanıyor. Biraz tembellik ve gevşeklik var. Bu itibarla biz yine sohbetlerimizde mühim konulara temas edelim. Rabbimizin ayetlerinden ve sevgilisinin hadis-i şeriflerinden dünya ve ahiretimizin saadeti için, selameti için, kazancı için, kârı için bize lazım ve gerekli olan emirlerinden, bildirdiklerinden sizi haberdar edelim. İnşallah Rabbim muvaffak eylesin. Rabbim dinlemeye de, amel etmeye de, ihlası becermeye de, rızası için iş yapmaya da muvaffak eylesin. Çünkü bütün mesele ihlas ve rızadır. Her derste temas ettiğimiz üzere bu ayet-i kerimede de Bakara suresinde de buyuruyor estağfirullah. Ve etimmul hacce vel umrete lillah. Haccı da umreyi de ne yapın? Allah için tamamlayın. Şimdi tabii burada acayip de bir şey. Yani atü zekat, zekat verin diyor mesela. Akimus salat, namazı hakkıyla kılın diyor. Burada da huccu, hac yapın, i'temiru, umre yapın buyurabilirdi. Fakat ne hikmetse tabii vardır illa tefsirinde çok işler. Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Demek ki noksan bırakılacak bir şey. Demek ki zor bir şey. Amel, yani beden devreye giriyor. Yani bedende fiil var, tavaf var, sa'i var. Efendim, haçta daha tabii
vakfeler var, Mina var, Müzdelife var, Arafat Müzdelife vakfeleri var, Mina'da cemarat, şeytan taşlamaları var, tavaf-ı ifaza var, işte farz tavafı var, veda tavafı var, temettü'de, kıranda, efendim umrede var, haccın içine tedahül etmiş. Zor iş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir amel için kolay et diye dua etmedi. Kabul et diye dua etti. Fakat hac ve umre niyetinde ne buyuruyor? Allahu inni yuridul hacce. Ya Rabbi ben hac yapmak istiyorum. Evet, ve umrete, umre yapmak istiyorum mesela. Bazen ikisi birden kıran olursa. İfrat da hac olsa yuridul hacce, hac yapmak istiyorum. Sade böyle söylüyor. Umre için ihrama giren Allahu inni yuridul umrete, umre yapmak istiyorum. Ama sonunda ne diyor? Feyessir huli, feyessir hali, umre olursa. Onu bana kolay et. Tekabbel umni, onu benden kabul et. Demek ki kabul etten evvel ne buyuruyor? Kolay et. Yani nefsine ağır gel bastığı, iklimin değiştiği, efendim sıcağın fazla olduğu, bir zahmetin çok olduğu, yorgunluğun çok olduğu bir amel olmak hasebiyle kainatın efendisi kolay et diye dua ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için haccı umreyi tamamlayın. Yani eksik bırakmayın. Başlıyor adam. Biraz bir şeyler yapıyor. Ondan sonra sıra buna geldi. Hadi bakalım. Efendi Hazretleri anlattırdı işte adam. İhrama girdi işte gitti. Tavafı kudüm yaptı işte efendim. Sahini önce yaptıysa yaptı. Efendim Mina'ya çıktı işte, yani Arafat'a çıktı. Tekrar Müzdelife'ye indi. Şeytan taşlamalar. Bunlar kolay konuşuluyor da bunlar zor işler yani. Hele sıcak mevsim itibariyle olursa çok daha zor iş. Gündüzleri zaten orada kışın bile sıcak oluyor. Efendim bütün işleri yaptı. Bu şeytan taşlamak da eskiden konuşuyoruz yani. Şimdi biraz kolaylaşmış olabilir. Ben de hac itibariyle konuşursak epeydir gidemiyoruz yani. 15 sene yaklaştı hac yapmadığımız. Umre'ye gidebiliyoruz tabii. Evvelce haclar yaptık ama şimdi zor. Rahmetli Hızır Efendi ile en son yaptık. O sonra geldik. O şehit oldu mübarek. Ondan beri gidemedik biz de. Konuşması kolay da yollar tıkanıyor. Şimdi biraz belki daha iyidir. Tren miren bir şeyler de yapıyorlar. Metro falan. Evvelce ne zahmetler ne zahmetler. Yaya gitsen daha çabuk kolay gidersin. Her tarafın patlar, ayakların çatlar yani. Çok zor. Biz öyle yapmıştık çünkü. Geliyor çadıra, efendim yatacak. Hadi bakalım hoca geliyor kafile. Hadi hareket. Ne oldu? Mekke'ye gidiyoruz. Yahu zaten kaç gündür yollardayız. Aç, susuz, uykusuz. Yani tabii gıdasını tam alamazsın evindeki gibi buradan. Orada yemek bulamazsın. Şimdi bakma 5 yıldızlı açlar başladı yani öyle. Açık büfe. Arafat'ta açık büfe yapıyor adam ya. Arafat'ta açık büfe yani öyle öyle yersen orada nasıl ibadet edeceksin? Neyse. Adam yorgun, bitap geldi çadıra yattı aşağı. Hadi kalkın gidiyoruz. Nereye? Mekke'ye. Niye? Tavaf var, farz tavaf var. Gideriz birkaç gün sonra. Olmaz, bayram günlerinde yapılması lazım. Ya efendim, yaptık ya önceden tavaf, o başka. Bu ne? Bu farz tavaf, tavaf-ı ifaza. Hoca dedi, ben gelmiyorum. Ya nasıl gelmiyorsun kardeşim? Hacı olamazsın. Haccın farzı üçtür. İhrama gireceksin, Arafat'ta vakfe yapacaksın. Ondan sonra farz tavafı yapacaksın. Bir esas farz tavaf şimdi. Dedi ne bizi bundan evvel o zaman bu kadar yordunuz? Yordunuz. Şimdi bizi götüreceksin belki. Ben gelmiyorum. Yahu gelmezsen hacı olamazsın. Haccın tamam olmaz falan. Dedi İstanbul'a gittiğimizde sana da hacı derler, bana da hacı derler. Nasılsa Mekke'den gelene hacı derler. Fark etmez. İşte. Mevlana buyuruyor. Haccı tamamlayın. Umreyi tamamlayın. Ne demek? Eksik bırakırsınız yani işte zor olduğundan. Adam 4 rekat namazı bizim millet 3'te bırakmayacak az daha ya. Hemen yoruluyorlar yani. Hac kolay değil. Şimdi bile kolaylaştı diyorlar. Bakma sen yine zordur. Haccı umreyi lillah. Allah için. Orası da ayrı bir şey. Yani gösteriş için gitmeyin. Efendim
kazanmak için gitmeyin, eş dost edinmek için gitmeyin. Allah için gidin ve Allah için amel edin ve Allah için tamam edin. Ahir zaman. Zenginler ticaret için gidecek, iş adamları ticaret için gidecek. Ahir zamanda hacca umreye, alimler gösteriş için gidecek. Ya bu da var yani maalesef. Bir yarış gibi, bir rekabet gibi. Sen gittin, ben gittim falan. Yani Allah için gitmek lazım. Allah için amel etmek lazım. Rabbim becerttirsin. Rabbim ihlası becerttirsin. İhlas olmadı mı iflas kaçınılmaz olur. Haccı umreyi tamamlayın. Burada tabii bir emir var. Bu emirden dolayı gerçi Kur'an-ı Kerim'de geçen her emir vücub için değildir. Yani bazı emir vücub içindir, bazı emir nedb içindir, istihbab içindir. Yani o amelin faziletini bildirmek için. Bazı emir ibaha içindir. Yani serbestlik bildirir mesela. فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَاَنْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَاَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Cuma namazı bitince gidin camiden çıkın, dağılın, rızkınızı arayın işte. Dükkanınıza, işinize, gücünüze gidin. Bu emir yani mecburi bir emirdi. Vücub ifade etmez yani. Cuma bittikten sonra adam ben gitmiyorum ikindiye kadar oturacağım Kur'an okuyacağım dese. Ayet var. Cuma bitti. Çık dışarı dağıl. Bu demek değil ki. Gidebilirsiniz yani. Cuma bittikten sonra cuma gününün tümünde alışveriş yasak değil hani. Cuma saati bitti gidebilirsiniz artık. Dükkanı açabilirsiniz. Caizdir buyuruyor burada. Burada da şimdi Hanefi Şafii ihtilafı çıkıyor. Tabii bu ayetten dolayı İbn-i Ömer Hazretleri gibi bazı alimler demişler ki umre de nedir? Hac gibi farzdır, vaciptir. Çünkü haccı tamamlayın, umreyi tamamlayın. Allah-u Teala umreyi de hacca atfetti işte. Matuf aleyh hükmündedir mesela. Bunu diyenler vardır. Şafii mezhebine göre şu anda umre nedir? Yani hayatta bir kere yani imkanı olanlar için tabii hacdaki imkanlar gibi aynı imkanlar gerekiyor. Parası, şusu, busu, yol emniyeti işte, sağlığı, sıhhati bunlar şartları aynıdır ama bir kere umre yapması ve bir kere hac yapması şartlarına haiz olanlar için vaciptir diyorlar. Fakat bu İbn-i Ömer Hazretleri'nin yol emniyeti olan, yola gücü olan için herkese bir hac bir umre gerekir sözü gibi sahabeden de bazı bu rivayetler geldiği için Şafii mezhebi bunu almıştır. Ama Hanefi mezhebi ne diyor? Umre vacip değildir. Nafiledir, tetavvurdur. Çünkü İbn-i Mesud Hazretleri Hanefi mezhebi de ekseri İbn-i Mesud'dan gelen rivayetlerle amel eder. El-haccu feridatun, hac farzdır. Yani gücü yeten için. Vel-umretu tetavvurun, umre nedir? Umre nafiledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Cabir İbn-i Abdillah radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir adam sordu dedi. Umre vacip midir? Buyurdu la. Vacip değildir. Ve en te'temiru hayrul lekum. Ama umre yapmanız sizin için daha hayırlıdır. Şimdi hadiste böyle varken nasıl öbür sahabe yani vacip diyor mesela gibi bir soru da akla gelebilir ama o onu duymamış olabilir. Çünkü neden? Bütün sahabe şimdi bile bir hoca efendinin yaptığı sohbetleri düşünelim. Yani 20 sene, 23 sene yapılan bir sohbetin, vaazın her yerin bu kadar kayıt var, bu kadar Facebook, Twitter, bilmem ne her yere atıldığı halde adam, en takip eden adam bile duymadığı şey var. Yani kayıtlar olduğu halde onu rastlamadım diyor mesela. O zamanki böyle imkanlar yok. Yollar uzak, bazı 2 ay, 3 ay gidiyorlar bir yere, dönene kadar kaç ay geçiyor yani. O bakımdan hadis-i şerif varken sahabeye bir şey demek düşmez. Ama bir şey, bir hususta hadis var da sahabeden biri o başka görüştedir. O zaman o husustaki hadis rivayeti ona ulaşmadığından içtihat etmiş olur. Ama yine neye göre içtihat eder? Yine ayetten delili var işte. Haccı tamamlayın diyor, umreyi de diyor. Yani orada bir delil almış oradan. Ama Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem, umre yapmanız sizin için hayırlıdır, berekettir ama vacip değildir. Hanefi mezhebi de burada bizim görüşümüze göre isabetlidir. Çünkü biz o mezhebe tabiiz. Onun hak olduğuna inanıyoruz bu meselede. Her hususta da hak olduğu bizce sabittir. Yoksa bilsek ki efendim Şafii mezhebi hak üzeredir bu meselede, ona tabi olmamız icap eder. Ama
Hüsam-ı Rıfa Hazretleri geçen konuşmasında inşallah tercüme ederiz onu. Güzel ilmi ifadeler oldu orada. Hepsini de tercüme edemedik. Yani vakitten ehli hakkın, yani ehli sünnetin görüşü nedir? Mesela Hanefi olarak biz bu hususta hak üzereyiz. Bu görüşte isabetliyiz. Fakat hataya olmaya da ihtimal var. Şafii mezhebi vesaire mezhepler diyelim bu noktada hata üzeredir. Ama isabetli olma ihtimali var. Ya yani buraya dikkat edelim. Zaten nas olan bir şeyde ihtilaf olmaz. O zaman konuşmaya lüzum yok. Ama öbür türlü ben hak üzereyim kesinlikle dediğin zaman, hiç hataya ihtimali yok dediğin zaman öbürlerin hepsi kesin hatada demiş oluyorsun. Kesin hatada da dememiz doğru olmaz. Çünkü diğer üç mezhepte, yani ehl-i sünnetin yüzlerce müçtehidinin mezheplerinden kalan dört mezheptir. Hak üzere tedvin edilmiş. Onun için bunlara dikkat edeceğiz. Böyle meseleleri büyütüp de efendim olur mu öyle şey, nasıl vacip oluyormuş falan gibi de adam girmiş de camiye tahiyyetül mescid namazı kılacak. Kerahat vakti de var. İşte ikinden sonra nafile kılınmaz falan. Adam da durmuş namaza. Bu da ona bizim Hanefi arkadaşımız yani. İşte kılınmaz edilmez kerahat vakti. Ya adam namaza durduktan sonra zaten bozdurmaya uğraşılmaz. Bir de cahillik yapmamak lazım. Adam namaza durduktan sonra bozdurmaya uğraşılmaz yani. Adam kerahat vaktinde kılarken Hazreti Ali Efendimiz gördü. Yani dedi yaraytellezi yene abden idâ sallâ. Kılan adamı namazdan nehyeden ayeti var ya bu cehilin. Bundan dolayı dedi yani namaz kılana da şimdi kılma mılma demek işime gelme. Ama ilim olarak anlatırsın ona yani. Bu mekruh vakittir falan filan. Neyse adam da namazı bozmadı. Namazı da bitirdi. Bu da dedi ona. Ya kardeşim ikinden sonra kerahat vakti. Namaz kılınmaz sen ne cahil adamsın. Dedi ki ben Şafii'yim. Bu bizimki de demez mi ona ki? Ne olursan ol. Lan ne olursan ol denmez ki. Şafii'de sebepli namazlar kerahat vaktinde de kılınır. Sebepli namazlar ne demek sebepli? Camiye girmek bir sebep. Tahiyyetül mescid namazı sebebiyeti verir. Abdest alsın şükrü vuzu, abdestin şükrü. Yani sebebi olan namazlar. Efendim bir şeye mebni kılınan namazlar, bir fiile mebni kılınan namazlar. Şafii'de kerahat vaktinde kılınıyor. Ne olursan ol denmez ki adama ya. Onun için böyle kısır tartışmalara da girmenin lüzumu yok. Herkes mezhebini bilsin, sahip olsun. İbn-i Ömer radıyallahu teala anhümadan rivayet ediliyor. Bir adam Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem'e geldi. Dedi ki evsuni bana nasihat et ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Te'abudullahu ve la tuşriku bi şey'a. Allah'a kulluk edeceksin. Yani ancak ona tapacaksın. Tapınacaksın. Ona hiçbir şeyi ortak yapmayacaksın. Ve tukimus salah. Namazı beş vakit hakkıyla kılacaksın. Ve tu'tiz zekâ. Zekatın işte nisaba malik sen. Her sene. Kırkta bir vereceksin. Ve tasûmu şehre ramadân. Bak görüyorsun hadis-i şerifler nasıl İslam şartları belli ediliyor. Ramazan şerif ayında oruç tutacaksın. Ve tehuccu. Hac yapacaksın. Yani farz ise tabii. Efendim şartlar belli. Ve te'temiru. Umre yapacaksın. Şimdi burada yine umrenin de özel vasiyet ve nasihatler zımnında zikredildiğini görüyoruz. Yani hac yapacaksın diyor. Ayrıyetten umre yapacaksın. Zaten ayette umreyi ayrıyetten zikrediyor yani. Sadece hacla yetinmiyor. Umre yapacaksın. Ve tesma'u ve tuti'u başındaki ülül emre sizden olan, müminlerden olan yöneticilere itaat edeceksin. Yani işte zengin, fakir, şu bu bakmayacaksın. Levkâne abden habeşiyen diyor yani. Kafası kuru üzüm gibi, siyah kuru üzüm gibi efendim bir Habeşli köle de olsa yani, zenci de olsa başına amir olan. Mümin, Müslüman bizden olmak kaydıyla tabii. Ve ülül emri minküm diyor çünkü Kur'an-ı Kerim'de sizden olan ülül emre itaat edeceksiniz. Dinleyeceksin, itaat edeceksin. Yani ben zenginim, ben profesörüm, ben şuyum, hacıyım, hocayım. Olmaz yani idarede ülül emir olduktan sonra dinleyip itaat edeceksin. Ve aleyke bil alaniyeti ve iyyake ve sirra. Bu da acayip bir şey. Açık olmaya bak. Aleni işler yap. Gizli işlerden uzak dur. Bu şimdi gizli işlerden uzak dur'da da büyük bir nasihat var. Yani ne demek? Efendim nafile namazı gizli kıl. Sadakayı sağ elin verdiğini sol el bilmesin. Gizli yap. Onu demiyoruz. Ne demek bu gizli? Yani insanların
gördüğü yerde çekineceğin, yapamayacağın işler demek ya haramdır, ya mekruhtur, ya günahtır, ya şüphelidir, ya fitnelidir efendim. O halde böyle sır işlerden sakın. Bunda tabii gördüm ben bu hadis-i şerifi tefsirde de yazdım tabii zamanında ama çok sene oldu. Şimdi düşündüğüm zaman şu anda buna uğradım yani. Rastgele tabii bu dersi de şimdi burada merdivenden çıkarken yani dedim bu hadisi okuyalım. Bir hesap yapmış değilim ama şu anda düşündüğümüzde hakikaten bu nasihate ve vasiyete uymak lazım. Yani şimdi öbür türlü işte gizli kamera mı var? Gizli çekim mi var? Sesimi mi alıyorlar? Ya bütün sesini alsalar da sıkıntı çıkmamalı. Görüntünü alsalar da sıkıntı çıkmamalı. Ne yapsalar? Ne demek? Ya işte gizli iş yapma. Bu ne demek? Gizli işten sakın. Ne demek bu? Yani işin aleni olsun. Bunun manası İslam'a uygun olsun, Kur'an'a uygun olsun, sünnete uygun olsun. Efendim, seni sıkıntıya sokacak bir şey meydana gelmesin demektir. Ahkidi nebevi vasiyetlere sallallahu aleyhi ve sellem uyulacak olsa ve bu manalar tabii anlatılacak, deşilecek olsa insanlar birçok beladan kurtulurlar. Ebu Hureyre radıyallahu teala rivayet edildi hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Görüyorsunuz bak ilim meclisindeyiz. Cuma gecesindeyiz. Her zaman bu fırsat ele girmez. Kaç tane hadis-i şerif okuyacağız şimdi yani? Bir hadis-i şerif ne demek ya? Bir hadis-i şerif için adam Bağdat'tan kalktı, Ebu Hureyre'ye geldi. Radıyallahu teala Arafat vakfesinde Ebu Hureyre'yi buldu da bir hadis yani adam hac yapmaya gelmedi diyor. O arada hac yapmış ama maksadım hac yapmak değil diyor yani esas kastım. Gelmişken tabi Mekke'ye ihramsız girilmez. Hac zamanıysa da tabi adam niye hac yapmasın? Ama hac için gelmedim diyor yani. Bunlar ince işlerdir yani. İlim yani. İlim bir hadis öğrenmek, okumak, dinlemek yani hactan eftaldir ya. Hactan eftaldir. Çünkü tabii farz hac ayrı bir konu. Farz borç. Onu demiyorum. Ama bir insan bir hadis-i şerifle imanını kurtarır bazı noktada. Hac yapıp da imanını kurtaramayan var ya. Adam hac yapar, amelini yapar da kafir olur. Kafir ölür mesela. Ama ilim insanı kurtarır. Faziletli ameller babında. Allah için sevmek mesela. Niye diyor eftalül amalel hubbulillah? Bir sevilecek adamı tabii. Allah için sevmek de Allah için sevilecek adam sevilir tabii. Gidip de sen bilmem şarkıcı, artisti, dinsizi, dansözü, bilmem futbolcu. Ben Allah için seviyorum. Yani Allah için sevilmez ki bunun vasfı yok Allah için sevilme durumu yani. Ha Müslümandır, imanlıdır, namazındadır, abdestindedir. O ayrı bir şey. O zaman Allah için olur. Eftalül amalel hubbulillah. Amellerin en değerlisi Allah için sevmektir. İşte bu bak hac da amel. Zekat da amel, zikir de amel. Ama amellerin en üstünü diyor. Bu sahiptir. Bukhari'de geçer. Onun için ne dedi? Halid-i Bağdadi Hazretleri Zülcenahin Halidiye kolunun kurucusu, pirimiz, şeyhimiz. Mekke'ye geldi yani. Hac zamanı geldi. Hacca da katılıyor yani. İhramlı geldi mesela. Zaten ihramsız geçilemiyor mikat. Mekkeli olmayanlar için. Abdullah el-Mekki Hazretleri de Mekke'de tekkesi var. Ebu Kubeys Dağı'nın tepesinde. Şimdi kralın sarayı olan o mübarek tepe. Orada tekkesi var. Abdullah el-Mekki de onun halifesi. Yani Halid-i Bağdadi Hazretleri halifesi. Bizim silsile ondan geliyor. Birçok silsileler var Halid-i kolunda. Bizim Mahmud Efendi Hazretlerimizin silsilesi. Halid-i Bağdadi'den sonra Abdullah el-Mekki Hazretleri geliyor. Sonra İsmet Garibullah Büyükşehir'e geliyor. Sonra o da Mekke'den geldi işte. İstanbul'a yani. Yan yadan Mekke'ye gitti. Mekke'de yetişti, geldi. Sonra Halilullah Zagrebi, sonra Ali Rıza Bezzazevi, sonra Ali Haydar Kısgavi Hazretleri, sonra Efendi Hazretlerimiz. Bizim silsilenin sonu böyle. Abdullah el-Mekki de çok değer verildi. Yüzlerce halifesi vardı. Hatta 1000 halifesi vardı o zaman. Bir halife şimdi nerede dünyada öyle adam? Mekke'ye, Abdullah el-Mekki'ye ziyarete gelince ne dedi? Abdullah dedi, bu sene hac için gelmedim, senin için geldim dedi. İşte buraya dikkat edelim şimdi. Mekke'ye geliyor, İhram'a giriyor, hac yapacak. Senin için geldim. Ne demek? Allah için sevmek en üstün amel. Allah için sevdiğini, Allah için ziyarete geliyor. Bunları doğru anlamak lazım. Evet. Adamına göre bu ameller
faziletli olur. Niyetine göre değişir. Bir adam o işteki niyeti becerirse o onun için eftal olur. Öbürü başka ameldeki niyeti halis kılarsa o onun için eftal olur. Evet. Eftalül amal, amellerin en faziletlisi. Bak şimdi bir daha geldi. Ebu Hureyre hadisinde. İbn-i Huzeyme ve İbn-i Hibban tahric ediyor bu hadis-i şerifi. İndallah, Allah katında. İmanun la şekkefi. Halbuki iman amel değildir ama işte burada o imanın tezahürü olarak. Çünkü inanmak neyi gerektiriyor? Bazı amelleri gerektiriyor. Hiç şüphe götürmeyen bir iman. Yani Rabbim cümlemize müyesser eylesin. Kolay bir şey değil ama hiç şüphesiz bu tabii kimde olur? İşte Hazreti Ali gibi zatlarda olur mesela. Sahabe gibi zatlarda olur. Ne diyor? Lev küşivel gıta mezdettü yakînâ. Gözümden pencere açılsa, perde kaldırılsa, şimdi ahirete gönderilsem ve her şeyi görsem zerre kadar imanım artmaz. Niye? Artmaya şeyi kalmamış payı. Şüphe yok. Ve gazbun la gulûle fî. Bir de gazaya çıkmak fakat gulul olmayacak. Yani cihada gideceksin, ganimet malından aşırmayacaksın. Her şey ortaya toplanacak. Beytül malden hissene düşen sana verilecek, alınacak. O arada bir şey cebine koyarsan bu cihadın bütün sevabını iptal ettirir. Adamı cehenneme bile ilka ettirir. Yani birisi öldü de yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in adamları içerisinde onunla beraber harbe katılmış adam ölmüş. Ne mutlu ona şehit oldu dediler. Buyurdu ki nerede? Ben onu cehennemde tutuştuğunu görüyorum. Allah. Aman ya Resulallah. Nasıl olur bu? Gidin bakın dedi. Eşyasını arayın. Yani ölmüş tabii ama bir de baktılar. Ölmeden evvel demek işte birinin kadife bir kumaş, bir parça bir kumaş çıktı şeyinden, yükünden. Demek ki ganimet malı toplanıp da devlet kasasına Beytülmal'e teslim edilmeden evvel kendine bir şey aşırmış yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ordusunda olmak şerefi, sahabeden olmak şerefi gibi büyük bir şey var iken efendim bir parça kumaş için yani yarım metre, bir metre bile belki değil, bir bez için yani insan her şeyi kaybedebiliyor yani. Onun için her gaza makbul olmaz. Hulül olmayacak yani. Kul hakkına girmek olmayacak. İşte Beytülmal den çalma olmayacak. Kamu malı diyelim yani. Şimdi kamu malı da bunlara zarar vermek hep bunlar tehlike. Ve haccun mebrur, bir de kabul edilmiş hac. Amellerin en faziletlisi ama işte hac demiyor bakın, mebrur diyor. Yani makbul demek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyur. El umre ile el umre keffaretü lima beynehuma. Bir umre ile diğer umre arasında ne varsa siler süpürür. Ben şimdi birkaç senede gidemedim. Zaten bir sene hapis yattık. Şimdi de böyle birkaç aydır yasaklılık işte ancak kalkıyor inşallah. 17 Mayıs'ta Allah'ım nasip ederse gideriz. Bundan evvelki tam tarihini bilmem tabii ne kadar olduysa. Bu arada ne günah işlediysek ara silinecek. Hadis-i şerif böyle buyuruyor. Ama senin ömren kabul olmaz da eksik edersin de Mevla razı olmaz, o başka bir şey. Kimsenin de garanti benim ömrem kabul oldu, haccım kabul oldu deme hakkı da yoktur. Ümit ederiz yani. Ama ömre, iki ömre birbirinin arasında geçen günahları silerler. El haccul mebrur leyse lehu cezaun illel cenne. Haccın mebrur olursa yani kavgasız, gürültüsüz, fısksız, fücursuz, ihram yasaklarını ihlalsiz, efendim müstehcen konuşmalardan, kavgalardan, bağırıp çağırmalardan sakınmak suretiyle mebrur bir hac yapabilirsen onun da cennetten başka karşılığı yoktur. Yani en azından cennete alırsın ki Mevla'nın cemali o sonsuz mükafat. Ebu Hureyre radıyallahu anh'a rivayet edilen başka bir hadis-i şerifte buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem مَا سَبَّحَ الْحَاجُّ مِنْ تَسْبِيحَ وَلَا هَلَّلَ مِنْ تَهْل۪يلَ وَلَا كَبَّرَ مِنْ تَكْب۪يرَ اِلَّا بُشْرَ بِهَا تَبْش۪يرَ. Hacı, yani hacı derken umreci, ihrama giren kişi bir Sübhanallah dese, bir La İlahe İllallah veya bir Allah-u Ekber dediğinde mutlaka her bir seferinde özel bir müjde alıyor. Ben duymuyorum, görmüyorum. Ya mübarek. İmanda şüphe olmayacak. Bu böyledir. Müjde alıyor. Onun için insan ihramdayken özellikle
zikirle meşgul olması lazım. Tabi haccı kıran niyet edenler, bazı da 5-10 gün evvel gidenler, bizim bazı yani bir senesi öyle oldu. O zaman öyle böyle imkanlar yoktu her dakika. Uçakta yer yok bilmem ne, mecbur gideceksin ya erken. Yani 10 gün, 15 gün ihramda kaldığımız oldu yani. Haccı kırana niyet, Efendimiz zaten eftal olanı yapar. Biz de onların haccı kırana girdik. Efendim 10 15 gün falan zor yani. İhramın yasakları çok yani. Tüy dökülse sadaka, şu olsa sadaka. Bende de biraz çok dökülür. Her devamlı evham ediyoruz yani tabii, ama dikkat ediyoruz yani. Sabun, kokulu sabun kullanamazsın, tırnağını kesemezsin, şu yok bu yok. Efendim bu arada işte zikri muhafaza etmek lazım. Çünkü o ihramın da o kadar yan geliri var ki, ihramsızın Sübhanallah demesiyle ihramlınınki bir değil. O ihram esnasında ama tabii insan bir gün iki gün olur da, veya umre çok kolay. Tenem'den, mescitten gidiyor işte geliyor. 2-3 saatte umre bitiyor mesela. Onda hani zikri muhafaza edebilir. Onda da etmiyorlar ya. Oradan ihrama giriyorlar otobüsen veya neyse arabadan. Mekke'ye gelene kadar dedikodu. Yolda yarım saat veya neyse tıkalı zamanda daha da uzun gider. Ya mübarek ihrama girdin daha. Zikret. Sübhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber. Tavafta konuşurlar. Bir gülmeler, bir şakalaşmalar, bir şeyler. Yani telefonla konuşmalar, muhabbetler yani. Git otelden konuşma kardeşim, tavaftasın ya. Allah'ın evindesin, huzurundasın, bu kadar tecelli var. Yani günah mıdır? Ya günah değil tabii, günah konuşuyorsan günah. Günah konuşmuyorsan da boş konuşuyorsun ya. Zikret işte, bak her birine müjde var. İhramlı olan, inşallah bunları duyuyoruz. Duyuyoruz. Ondan sonra başımıza geldiğinde, ihrama girdiğimizde, tavafta, sa'ide birbirini meşgul etmeyelim. Birbirinin başına bela olmayalım. Bir de arkadaşları çok oldu mu yani, çok konuşurlar. Amr İbnül As radıyallahu anh rivayet ediliyor bu hadis-i şerif. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnnel İslam yehdi makâne kablû. İslam kendinden önce geçen günahları yıkıp atar. Yani kafir iken işlenen günah kalmaz Müslüman olunca. Ve inne hicrete tehdi makâne kablâ. İnsan Allah için bir adım hicret etse, muhacir çıksa, vatanını terk etse, İslam'ı korumak için, yaşamak için, o da geçmişini yıkar atar. Ve innel haccı tehdi makâne kablâ. Bir de hac makbul olursa, kendinden önce geçen bütün günahları söküp atar. Evet. Bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Hazreti Hasan rivayet ediyor bunu. Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu. Dedi ki ben korkak bir adamım dedi. Cihada gitmek istiyorum ama şimdi bazı adam daha uçak kalkmadan kalp krizinden gider yani. Şimdi korkak olduğun zaman bir şey olmasına lüzum yok. Hani uçak kalktı da biz bilmem ne diyorlar, türbülans bilmem ne. Düştü boşluğa, küt aşağı falan, hani orada biraz korkabilir herkes. Bazısı da girer daha uçak başlamadan ölür. Kalp krizinden gitti yani. Ben dedi korkak bir adamım dedi, ben cihada gidemiyorum. Yani cihada yolda öleceğim diye. Ve inni zayıfun, zaten zayıfım dedi yani ben. Ne yapacağız? Helümme ila cihadin la şevketi fi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de mübarek yani. Demiyor ki ona, öyle şey mi olur dedi. Gideceksin, ölürsen öleceksin, öyle demiyor yani. İslam'da böyle bir şey. Ama şimdi onu yap olmaz, bunu yap olmaz, ne olacak yani? Ne buyurdu? Cihada git dedi korkağım. Dedi sadaka ver dedi cimriyim. Dedi la sadakate ve la cihat. Be adam cihada gitmezsin, sadaka vermezsin. Cennete neyle gireceksin ya? Yani şimdi bir de amel olması lazım şimdi. O yok, bu yok. Buyurdu sen o zaman öyle bir cihada çağırıyorum ki la şevketi fi. Diken yok, kılıç yok, mızrak yok, süngü yok. Nedir o? El hac. Hac cihad. Yani umre de kendine göredir. Hakikaten zordur yani, bakmayın siz. Ben hiçbir şey anlamadım. Çünkü doğru yapmadın. Haccı ömreyi tamamlamadın ki. Öyle açık büfe Arafat'tan aşağı, dümdüz transit, Müzdelife'de yarım saat, tozuna bulanmadan, toprağa bir yatmadan, efendim, yarım saat durdun mu oluyor bir mezhepte, bütün mezheplerin ruhsatlarını al. Yani her mezhebin ruhsatını alırsan din kalmaz ki ya. Ondan sonra efendim, şeytan taşlamağa da gitmeye lüzum yok, vekil gönder.
ben efendim yürüyemiyorum edemiyorum ya şuyum buyum. Aa, farz tavafı da araba şeyle yap. Arabayla. Tamam sana. Hiç zor değil. E tabi zor değil. Millete yük olduktan sonra zor değil. Ama zordur. Amel etmek isteyen için zordur. Evet. Ha burada da bu Abdurrezzak meşhur musannef sahibi muhaddis Abdülkerim el-Cezeri'den rivayet ediyor. Radıyallahu anh. Bir adam geldi. Ya Resulallah ben düşmanla karşılaşmaya takat getiremem. Düşmanı uzaktan görsem ben giderim. Dedi Ela edullukü ala cihadin la kıtâlefi. Sana bir cihat söyleyeceğim. Savaş yok. Ha bu bana gelir dedi. Uyar. Söyleyeyim mi? Bela ya Resulallah. Ne demek yani? Benim aradığımda bulamadığım şey. Aleyke bil haccı vel umreti. Sen hacla umreye devam et. E şimdi biz zaten ne cihadı ya? Biz evden camiye gidemiyoruz ya. Çoluk çocuğa namaz kıl diyemiyoruz bizim kadar. Korkağı bırak. Pısırık adam var mı ya bizim kadar? Uyuşuk bir adam. Toprak ölü toprağı serpilmiş üzerimize. İşte hac ve umre inşallah bu ruhumuzu geliştirecek. Yani azmimizi geliştirecek. Hac ve umreyi terk etme buyurun. Buhari rivayet ediyor Ayşe annemizden. Dedim ki ya Resulallah biz cihadı en üstün amel olarak görüyoruz. Buna devam edelim değil mi? Bu lakin efdalü cihat haccun mevrur. Cihat en üstün ameldir. Doğru ama cihadın da kısımları var. Cihadın en üstünü nedir? Cihadın en üstünü makbul haçtır. E şimdi makbul haçtır diyor. Dikkat edersek şimdi bu nasıl cihattan üstün olacak? İşte makbul olması. Haramlardan sakınılması, gıybetten dedikodu. Bir de eskiden haç şey mikat nereye? İhrama girdikten sonra kaç günde geliyorsun Mekke'ye yani? O kadar yolculuk, açlık, susuzluk, av avlanmak bile haram yani ihramın yasaklarına bakarsanız ne kadar önemli mesele. Adam şimdi ihramda av avlamak yasak. Yani ne alakası var? Ben zaten ihrama girsem buradan gidiyorum tak Cidde'ye, Cidde'den bir otobüs veya ne diyorlar ona? Bir araba işte neyse Amerikan arabalarını tutuyorlar oradan. Efendim geliyorum Mekke'ye. Oh oradan otele. Ne yapacağım avlanmayı ya? Ya sen öyle konuşuyorsun da millet kaç ay ihramlı geliyordu. Yiyecek yok bir şey yok yani. Onun için orada da imtihan olsun diye. La taktulu sayde ve entüm hurum. Ey iman edenler ihramlıyken abi öldürmeyin. Yani bunlar imtihan meseleler. E şimdi de ona göre başka imtihan. Bizim Hacı Efendi o uçakta yiyor içiyor. Ondan sonra elleri bulaştı diye. Hadi bakalım. Hostes hanım da getiriyor şey. Islak mendil. O da efendim kolonyalı kokulu. Bu da açıyor onu bir cart diye. Ondan sonra bir bulaştırıyor iki elini. Gitti iki kurban. Kıran açıysa yani. İki el birden ondan sonra yok efendim dem lazım gelir. Dem lazım. Dem ne de demli çay değil. Dem işte kan demek. Kurban cezası. Yani. Bunlar ince işler. Ta orada bir elini yani kokuluyor silmeyecek için. Onu bile koruyamıyor adam ya. Onu bile koruyamıyor. Cahil bir şey bilmez. Donunu çıkartmamış içinden dikişli giyiyor, ihramı giymiş. Ya Rab felan alemin ya. Adam bacak, bir de bacaklarını uzattı falan. Dedim Hacı Efendi biraz tertipli otur yani bizimle karşımızda. Demedim mi ki ne var dedi ya donum var donsuz muyum? Ulan daha beter özrün kabahatinden büyük. İhrama girdin donun olur mu ya sen? Ne lazım gelir? Adam da memurymış meğer polismiş neymiş bir hoca da getirmiş onu. Eyvah daldı hocaya 24 saati geçti o zaman şeyde. Ne onunla da havaalanında çok beklenir. Şimdi de öyledir. Haçta çok bekleme var yani. Bazen ömrede bile bir iki saatte çıkamıyorsun şeyden ya. Haçta 24 saatten yani buradan evden çıksan 24 saat 30 saati buluyorduk otele gitmemiz. 30 saat. 24 saat falan oralarda süründürürler. Çok izdiham tabii. Her yerde uçak geliyor falan. Şimdi de o iş çok rahatlamış değil. 24 saati de niye diyorum yani 24 saati geçince dikişli üzerinde kurban iki kurban şey oluyor falan. Hani öbür türlü sadakayla kurtaracak 24 saat de olmuş. Adam yandım Allah diye bağırıyor. Zaten memur zorla para topladı. İki kurban parası çıkaramıyor yani. Ama cahillik. Onun için haccı mevrur diyor sana. Yani şartlarına riayet edilen hac. Cihadın en üstünüdür ama ya bu haccı mevrur da kimde var? Bu kolay bir şey değil. Yine Ayşe annemiz diyor. Ya Resulallah. Hel alen nisa'i cihat. Kadınlara cihat vazifesi var mı? Aleyhinne cihadun la kıtalefi. Kadınların cihadı var. Ama o cihatta savaş yok. Kadınlar savaşa istenmez yani. Nedir o? El haccu vel umre. Hac yapacak, umre yapacak. Kadının umresi aynı
Allah yolunda gazaya giden mücahitlerin cihadıyla eşittir. Çünkü kadın için hakikaten daha da zor bir meseledir. Bu İbn Ömer hadisi yine geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bu da önemli. Çünkü el-İslam, bakın İslam nedir? Yani İslam şartlarını sayarken bildiklerimizin dışında enteşhede la ilahe illallah enne Muhammeden Resulullah, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna sallallahu aleyhi ve sellem. Yani buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bunu ikrar ederek, kalpten tasdik ederek, dilden ikrar etmek, buna şahitlik etmek. Amel bakımından iman kalptedir. Yani amele girmez ama kelime-i şehadet lafzidir, amele girer. Çünkü zikir babından olduğu için. Ve en tukime salâ, beş vakit namazı hakkıyla kılasın. Ve tüdyezzeke zekat veresin. Ve tehucce, hac yapmak. Haccı biliyoruz, İslam şartı beştir namaz, oruç, hac, zekatta geliyor ama ve te'temira, ömre yapmak diyor. Ya buraya dikkat ediyoruz. Bu hadislerin hepsindeki her kelimede dünya kadar müçtehitler, fıkıhçılar akıl yormuşlar yani. Bunlar içtihat meselelerine taalluk ediyor. Hac yapmak yetinmiyor. Umre yapmak. Umre yapmak da nedir? İslam'dır diyor. İslam, yani Arapça lügatın el-İslamı, İslam nedir? Bunlardır diyor. Eşittir bunlardır diyor. Ve tehtezle minel cenab, cünüplükten yıkanmak. Şimdi bu çok önemli bir mesele. Bak, cünüplükten yıkanma diyor. Her hadiste bu geçmez mesela İslam şartlarında. Cünüplükten yıkanmak. Onun için ne diyorlar adama? Müslüman olmuş yani, hemen guslet. Bir gavur Müslüman olduğu anda ilk ne deniyor adama? Guslet, yıkan. Even tütimmel vudu, abdesti tamamlamak. Bak, abdest almak demiyor. Buraya da dikkat edin. Bu ayet hadislerdeki kelimelerin hiçbiri fuzuli değildir. Yani hac yapın, ömre yapın demiyor. Haccı ömreyi tamamlayın. İşte bak, abdest alın dem buyurmuyor. Abdesti tamamla. Çünkü kuru yer bırakılıyor yani. Dirseklerin üzerine su çıkacak, tamamlamak babından topukları geçecek ayakta falan. Adam topuğa bile gelmiyor. Yarım yamarak yıkıyor, topukta kuru yer bırakıyor. Tırnakları uzun, içine bir şeyler girmiş, su ulaşmıyor. Yani bu abdesti tamamlamak. Ondan sonra ikincisi sünnet. Üç su yıkamak, üçüncüsü ikmali sünnet. Zaten ben bizim millete diyorum ki sizin üç kere yıkamanız farzdır. Ya hoca, nereden çıkarttın? Ya diyorum, sen zaten üç kere de ancak bir kere her yer ıslanıyor. O da kurtarırsa, bazısının üç kere de ıslanmayan yeri kalır. Ama tabii ki sen bir kere de tam ıslatırsan farz yerine gelir. Ben fıkıh değiştirecek halim yok. Ama abdesti tamamlayın. Yani üçleyin. Şartlara riayet edin. Öte sonra Ramazan, Ramazan-ı Şerif oruçla tutun. Evet, önümüzde Recep-i Şerif yaklaşıyor. Kavuşmak ümidiyle inşallah. Önümüzdeki Perşembe, haftaya Perşembe Ahmet Yesevi Derneği'nde sohbet olacak. İnşallah Rahman. Yine Recep-i Şerif daha da yaklaşacak. Böyle Allah'ın ayını hasretle bekliyoruz. Haram ayda cehenneme haram olacağız inşallah. Böylece bir ümit içerisinde. Haram ayda da bir umre nasip olur inşallah. Recep ayında, haram ayında, Allah'ın ayında, Allah'ın şehrine, Allah'ın beldesine, Allah'ın mescidine, her yer Allah'ın. Öyle değil işte o şey. O Beytullah Allah'ın evi, her yer Allah'ın evi ama her cami Allah'ın evi ama Kabe başka. Haram mescitte, haram beldede Allah Rabbim nasip ederse hürmetimizi muhafaza edecek. Rabbim bize dokundurmayacak inşallah. Hürmet dokunulmazlık demektir. Muhterem de oradan gelir. Hep kökeni birdir. Yani insan İslam'ın kalesine girerse Mevla onun hürmetini muhafaza eder. İşte haram ayda bizi de, düşmanlara da, şeytanlara da haram edecek. İnşallah. Ümmü Seleme annemizden rivayet. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. El haccu cihadu kulli zayıf. Hac umre her zayıfın cihadıdır. Şimdi bizim gibi artık biz koca karı hükmünden de beteriz yani. Öyle hastalıklar, şeyler, zayıfız yani. Bizim takatımız yetmez daha zor amellere. Ama her zayıfın cihadı nedir? Hacdır. Amr ibn Abese, Abse de olabilir. Radıyallahu ta'ala rivayet. Resulullah buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efdalül amal. Bakın, kaç hadis okudum size deminden beri. Amellerin en faziletlisi. Haccetun mebruratun. Ya makbul haçtır, ev umratun mebruratun. Ya da makbul mebrur umredir. Bu da burada da umreye mebrura diyor. Yani demek ki umrenin de hepsi makbul değil, herkesinki kabul değil demek. Şartlara riayet edilecek, ihram yasaklarına riayet edilecek. Niyet Allah için halis edilecek. Öyle olursa amellerin en üstü.
Yani Maiz radıyallahu anh'tan gelen rivayette amellerin en faziletlisi sorulunca imanun billah vahde. Bir olan Allah'a iman, tek Allah'a yani şirksiz iman, sümmel cihat, sonra cihat, işte kafirlerle Allah yolunda savaşmak, sümme haccetun berratun teftulü sâirele amal kema beynin matlaştığımız ve maghribe. Eğer haccını, umreni Mevla'nın razı olduğu şekilde tamamlayabilirsen diğer amellerden üstün olur. Ne gibi? Ne kadar? Güneşin doğduğu yer ile battığı yer arası kadar fark atar. Onun için iyi okumak, öğrenmek lazım. Şartları iyi öğrenmek lazım. Farz, vacip, sünnet, müstehap, edebine kadar yani. Haramdan kaçmak gibi mekruhtan da kaçmak lazım. Bazı mesela ihram yasağı değil yani, ihramı bozmaz falan, ceza gerekmez der ama mekruh der mesela. Mekruh ne demek? Allah'ın istemediği iş bunlardan da. Sakınmak lazım yani. Şimdi ihramlı portakal yiyebilir mi yani? Portakal kokulu bir şey yani. Kabuğunu soyarken boyarken bayağı bir eline beline bile bir koku geliyor yani. Biliyorsunuz kabuğundan yağ falan yapılıyor. Şimdi portakal niye yemesin yani? İhram yasağında portakal diye bir şey yok. Ama mesela işte onun kabuğundaki o koku falan dikkat etmek lazım. Yani o kabuğuna elini bulaştırırsan efendim, ondan sonra ağzına sakalına o elini sürersin falan. Yani mekruh işler yapmamak lazım. Sakınmak lazım. İlla buna yasak mahsusta değil ama ihramsız biri soyar, dilimler. Kendisi zaten çok öyle koku bırakacak bir şey değil, yenir. Ama yani işte o kokulu meyveler, kabuğunda koku olan, eline koku bulaşan, mekruh yapmamak lazım mesela. Mebrur olmak için bunlara dikkat etmek lazım. Bazı alimler sakıncalı demiş, bazıları dememiş. O zaman ihtilafa girdi. İhtilaflı işten de sakınmak lazım. Mebrur olmak için. Dediler ya Resulallah, ve ma bir ruh, haccın, umrenin mebrur olması neyle olur? Bu it'am-ı ta'am ve tıybul kelam ve ifşâ-ü selam. Yanındakilere yemek yedireceksin. Fakire fukaraya bakacaksın. Yol arkadaşlarına ikramda bulunacaksın. İnsanlarla iyi geçineceksin. Hoş konuşacaksın. Ya bu hoş konuşmak için zor bir iş yani. Çünkü ihramda insan işte yolculukta, sıcakta, o yani uzun haçlar, o yayan gidiyorsun 5-10 kilometre yani, o şeyden Arafat'tan Mina'ya şuraya. Bir de yaya o sıcakta, o arada adam böyle bir ne haber hacı efendi dediği zaman bir tane vururum sana. Böyle yapıyorlar yani, ben bunları hareketleri gördüm yani. Arafat'ta kavga edenler, adam Mina'da ya bayram günü şeytanı taşlamış gelmiş ya da gidecek. Bıçağı çek diyor öbürüne ya, hem de ihban adam, bir tutam sakalı var. Adamı kovalıyor ya. Yani sinirler bozuluyor. Orada biraz tabii iklim değişiyor. Ne diyorum, insan alıştığı iklimden çıkınca biraz psikolojisi bozulur. Ondan sonra bir de aradığın yemek memek 2 gün 3 gün böyle alıştığın yemekler bulunamıyor. Eski haçlarda daha da sıkıntıydı bu. Ya o zaman işte o zaman yumuşak konuşmak muteber oluyor zaten. Yoksa 5 yıldızlı keyif, her yer klima, mükeyyif. Zaten keyif mükeyyif de klimanın adı mükeyyif yani Arapça. Keyif keka yani. Ondan sonra nasılsın hacı efendim? Allah kabul etsin sizinkini. Öyle ben de derim ya. Aç kalacaksın, uykusuz kalacaksın, susuz kalacaksın, yolda kalacaksın, araba yolda kalacak, yayan gideceksin. Orada da herkese nasılsınız efendim diyebiliyorsan o zaman adamsın. Senin imtihan nerede imtihan? Öyle keyifte imtihan mı olur? Selamı yaygınlaştıracaksın. Haçta, umrede, ihramda her görüne. Selamu aleyküm, aleyküm selam. Yani benim bir lafım vardır. Eski sohbetlerde geçer. Selamın en az verildiği yer Mekke Medine'dir. Ya şaşılacak iş ya. İstanbul'da bile daha fazla. Neden? O hacılar, ömreciler hareme girerken çıkarken böyle o izdihamları biliyorsunuz ya, görüyorsunuz. Gitmeyen de görüyorsunuz bütün ekranlarda. Kimse kimseye selam vermez. Herkes yan yana geçerler giderler. Ya nasıl bir iştir ben anlamadım. Ben de bana da diyorum ya, ya o zaman adam da diyor ki kardeşim adım başı adam selamdan baş olmaz. Ya selamla boş olmaz mı? Selam verebildiğine ver, alabilen alır. Sen de gidip de görene görmeyene ver demiyoruz yani. Yanında duyana vereceksin tabii, öbür türlü adam ne anlasın. Ama selamı yaygınlaştırırsan haccın ömren makbul olur. Abdullah bin Cerrah radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Huccu fe innel hacce yaghsilu zunube kema yaghsilu'l maut daran. Hac yapın çünkü su kiri yıkadığı gibi haç da umrede günahları yıkar.
Ebu Musa radıyallahu teala rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. El haccu yeşfe'u fi erba'i meyti min el beyti ve ehrucu min zülubi kevm veledet ummu. Bir hacı kendi ailesinden 400 kişiye cehennemden kurtarma şefaati yapacaktır. 400 çok önemli bir şey ya. 400 ne demek ya, insan ailesinden, yakınlarından, yani akraba, ehli beyt dediğine göre demek akraba şeyi var burada. 400 kişiye şefaat. Şefaat ne demek? Cehenneme götürse melekler adam kurtarır onu ya. Bırakın şunu, bırakırlar. Ama hangi hacı işte? Ya sana da hacı diyecekler, bana da hacı diyeceklerle olmaz. Ondan sonra Cidde'den uçağa binecek. Orada biraz açıklık, çıplaklık başlar böyle. Kadınlar, madınlar o kadar rahat etmez örtünmeye Cidde'de. Yani havaalanında şurada burada o sesler bir şeref falan. Başladı karılara bakma. Yanındaki böyle düşüyor. Hacı efendi ne var? Ya dedi şimdi gideceğiz eve ziyarete gelecekler. Yok elini sür yüzüme sür. Haçtan geldin, umrecisin, hacısın falan. Yani biraz dedi dikkat edelim yani. Hani millet gelip milleti uğurlayana kadar bari bir günaha girmeden yani ziyarete gelenlere bari bir istiğfarımızın faydası olsun. O da demesin mi gidiyor? Şimdi hacılığı biraz koydum kenara. Yani biraz bakıyorum sağa sola. Efendi Hazretleri derdi, hacılığı koydun kenara ama hacılık bavul muydu ki koyuyorsun sonra alıyorsun derdi. Yani koydun kenara anlaşılıyor derdi. Günaha başladın ya, hacılığı koydun onu anladık ama bir daha alabilir misin yani, bu çanta değil ki yani. Koy kaldır. Dikkat, korumak lazım bunu. 400 kişiye şefaat hakkı da öyle her önüne gelen hacıya verilecek cinsten değil. Allah için hac yapan, umre yapan anasının doğurduğu gün gibi günahlarından çıkacaktır. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyor. Ebul Kasım'ı işittim. Kim o? Sallallahu aleyhi ve sellem. Künyesi Efendimizin. İlk çocuğu Kasım olduğu için Araplar ilk çocuğuyla babaya künyelerler. Men câyevmül beytel haram ferakibe bi'irav. Bir adam Beyt-i Haram'ı, Mekke'yi kastetse, devesine, atına binse, şimdi işte uçağa, arabasa, gemiye, neyle gidiyorsa. فَمَا يَرْفَعُ الْبَعِيرُ خُفَّنْ وَلَا يَضَعُهُ خُفَّنْ اِلَّا كَتَبُ اللّٰهُ لَهُ بِيَا حَسَنَ وَحَطَّ عَنُهُ بِيَا خَطُّيَ وَرَفَعَ لَهُ بِيَا دَرَجَةً. O binek, bindiği binek, ayağını kaldırıp koydukça, yani tekerlek döndükçe, artık uçağın da nesi, pervanesi diye, pervanesi döndükçe, arabanın tekerleği döndükçe, ne olur? Mutlaka Allah Celle Celaluhu o yola çıkanın bir günahını döker, bir sevap yazar, bir derece kaldırır. Bir derece ne demek ya? Bir derece. Şimdi şu dünyada adam bir ikramiye için, bir memuriyette kıdem için, bir derece atlamak için, bilmem ne için, senelerce üniversite bilmem ne ihtisas yapıyor ya, bir derece. O da alınca ne fark eder? İşte maaşıma diyor 200 lira ilave olur. Ya 200 lira ilave ya, 200 lira ya. Bu nedir ya? Ama adam senelerini veriyor. Desen cennettin 6666 derece çıkacaksın desen kılını kıpırdatmaz ya. Ahireti bilmez. Hatta iden ta'il el beyt fe tafe ve tafe beyni safa vel merve. Kabe'ye geldi. Tavafını yaptı. Haçla da umrede ilk tavafı yaptı. Sonra Safa ile Merve arasında da tavaf diyor ona. Halbuki o nedir? Sa'idir. O ikisi birbirinin yerine kullanılır. Yani Safa ile Merve arasında da döndü yani, gitti geldi. Sümme halleka ukassara. Sonra ihramdan çıkarken ne yapacak? Ya usturaya vurur saçını ya da kısaltır. Fakat kısaltma da işte olmuyor. Hanefi mezhebinde yani bir parmak ucu kadar kısaltacak. Şimdi ne yapıyor? Üç kıl alıyor şurasından. Tık tık. Benimki bitti. Niye? Saçın bozulmasın. Şimdi Şafii mezhebinde var öyle birkaç kıllan. Ama biz Hanefiyiz. Ben diyor taklit ediyorum. Yani şimdi Şafii taklit ediyorsun da zaruret yok, bir şey yok kardeşim. Yani böyle olmaz ki rastgele mezhep değiştirmek taklit ya. Niye efendim? Şimdi memlekete gidelim, saçım da uzamaz. Benim de bir imajım var abi, yani böyle bir saç. Bu saçına o kadar titizler ki. Ay kafası kesilsin, saçı kesilmesin. Bazıları öyle. Ama rahimallahu muhallikin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, ihramdan çıkarken saçını usturaya vuranlara Allah rahmet etsin. Üç kere onlara Allah acısın diye dua etti. Şimdi bu adamdı. Biz kaç kere nasip oldu elhamdülillah. Bu sıra zaten vuruyorum normalde. Bana kolay geliyor tabii şimdi. Benim de konuşmam kolay. Zaten benim kel göründüğü yok. Kafamız kapalı. Ama adamın kafası acık geziyor. Bu sefer
Dediler ya Resulullah, kısaltanlara da bir dua buyursanız. Dedi vel mukassirin, kısaltanlara da rahmet etsin. Onlara bir rahmet okudu. Tıraş ustura vuranlara üç rahmet okudu. Ya onun için sünnete ittiba lazım. O başından dökülen her tüy ile günahlar dökülüyor ihramdan çıkarken. Efendim tabii zaten mecbur bu. İhramdan çıkışın başka çaresi yok. Ya ustura vuracak ya da kısaltacak. Hanefi mezhebinde de kısaltmanın şeyi ne? En az parmağın o ilk boğumu kadar. Bir boğum, üst boğumu kadar. Bir de en az ne kadar? En az dörtte birinden. Yani bunlara riayet etmeden olmaz. Haraca min zunubi kem veledetummu. Bu adam anasının doğurduğu gün gibi günahlarından çıkar. Fel yesteğnifil amel. Bilsin ki ona yeni defter açıldı. Amele başlasın. Sıfır. Bunlar büyük müjdelerdir yani. Ebu Hureyre radıyallahu anh ta'ala rivayet edilen hadis-i şerifte. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Vefdullahi selate. Allah'ın yolcuları üçtür. Allah'ın yolcusu bu ne demek ya? El gazi vel haccu vel mu'temir. Allah yolunda kafirlerle cihad için, İslam'ı yüceltmek için gazaya çıkar. Bir, ikincisi hac yapmak için yola çıkan, üçüncüsü umre yapmak için yola çıkan Allah'ın yolcusudur. Allah'ın yolcusu boş döner mi ya? Bilmem ne turizmin yolcularına bile o kadar çay var, çorba var yani. Allah'ın yolcularına ne var acaba? Ne var? Ay, dinle işte. Bezzar'ın tahric ettiği hadiste Cabir radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Resulullah buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. El huccacu vel ummar vefdullah. Hacılar, umreciler Allah'ın cemaatidirler, seriyesidirler. Deaum fecabu ve selu fe'atav. Allah onları çağırdı gelin evime. Onlar icabet ettiler. Onlar oraya gittiler. Allah'a dua ettiler. Allah da verdi ne istedilerse icabet etti. Çünkü çağırıyorum geliyorsun, o zaman istiyorsun veriyorum. Orada boş yok. İnşallah. Çok meseleler var dua etmemiz gereken. Rabbim yerinde nasip etsin. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediliyor hadis-i şerifte. El huccac vel ummar veftullah. Hacılar, umreciler Allah'ın cemaatidirler. İndi'av ve cevabım. Dua ederlerse mutlaka cevap verir. Yani kabul eder, icabet eder. Ve istiğfaru gafaralu. Af isterlerse onları bağışlar. E niye gidiyoruz zaten? Af istemeye gidiyoruz ama bazı insanlar var. Salahana gibi affedersiniz ya. Gider o yana bakar, bu yana bakar, gelir. Ne istedin? Bir şey istemedim. Af istedim mi? Yok. Zaten günahım yok ki benim diyor. Ben cennet kuşuyum diyor herif. Herif istiğfar etmez, tevbe etmez, bir şey etmez. Bazıları var öyle bizim gazetecilerden ya. İkide bir gidenler var böyle. Bakıyorlar sağa sola. Allah'ım ya Rabbim, ya Resulallah. Gitmiş diyor ki, Arap'ın birine baktım diyor. O da diyor bir kadının arka tarafına bakıyordu. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ya sen ne biçim adamsın? Allah'ın evine gitmiş, millete bakıyor. Millet nereye bakıyor diye bakıyor işte. Ya herkesin ameli kendine, sen Allah'ın huzurundasın, sen af iste, af olmaya bak, sen ne onun bunun nereye baktığına bakıyorsun ya. Ama adam gitmiş oraya Arapları kötülemek için. Sana ne ya o? Senin onlarla ne işin var? Ondan sonra bir de Hintlileri, Pakistan, herkesi Arap zannediyorlar. Orada ne varsa herkesi Arap zannediyorlar. Ya orada çoğu zaten Arap değil. Tavafta, şurada, burada, dünyanın her yerinden gelen var. Evet. İbn Abbas radıyallahu anh buyuruyor ki hacca ümreye gitmeyenler, hacca ümre gidenlerin dönüşte neler getirdiklerini, ne sevaplarla döndüklerini bilselerdi, döndükleri zaman gidip onların bineklerini, yani işte vasıtalarını karşılarlardı. Efendim onlara tazim ederlerdi, hürmet ederlerdi. İçin bu kadar kaç milyar insan var? 7 milyar küsurat neyse. Bunların içinde Allah'ın cemaati kimdir? Allah'ın cemaati haçtan umreden dönenlerdir. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetinde hadis-i şerifte Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme gfir lil hüccac ve limen istagfir lehul hac. Ya Rabbi, hacca umreye giden, ihrama girenleri affet, onların affını istediği kimseleri de affet. Bak şimdi ne biçim müjde dolu. Niçin hacdan umreden döneni ziyarete gidiliyor? O işlerle biraz kalktı şimdi. Mesaj çekiyor. Allah kabul etsin. O ona mesaj çekiyor. Teşekkür ederim.
Ya böyle değildi ki eskiden bir hacılar, umreciler geldi mi biz çocukluğumuzda işte Efendi Hazretleri'yle falan giderdik. Ev ev dolaşılırdı böyle, o bir mevsim hani dönüş itibarıyla. Çok az adam giderdi dönerdi ama tanıdıklardan 5-10 kişi olurdu mesela giderdik. İşte bir takke, bir misvak, bir şeyler, hediyeler verilir. Yani bir şeyi vardı. Ondan sonra benim için istiğfar et, işte benim Allah beni affetsin, bana dua et falan. Elini yüzüme sür, acellesvede değmişsindir falan. Bunlar sünnetler vardı, edepler vardı. Maalesef şimdi bir de çok da kolaylaştı. Herkes de gidiyor şimdi falan. Ama herkes gitsin de hacının istiğfar ettiği kulu da affet diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua diyor. Onun için hacdan ömreden dönenden istiğfar istemek lazım. Yani benim için istiğfar et. Yani ne demek? Allah'ın beni affetmesi için Allah'a dua et demek yani. Evet. Hazreti Ömer Efendimiz Kabe'nin kapısında hutbe okumuş. Bir konuşma yapmış. Orada buyurmuş ki bu beyte, bu Kabe'ye sırf namaz için, Allah için, secde için, tavaf için birisi gelir, Hacer-i Esved'e istilam eder. İlla izdihamda elini süremeyebilir ama Bismillah, Allah-u Ekber dedim mi o hizada ne olacak? Geçmişi tertemiz olacak. Anası doğduğu gün gibi, doğurduğu gün gibi, anasından doğduğu gün gibi tertemiz çıkacak. Evet. Tabi haccın, umrenin faziletli, haccın zamanı belli, orada sorun yok. Ama umrenin zamanı nedir? Ve inne umreten fi Ramazan, Ramazan'da umre var. Efendim Recep Şerif'te umre var. Umre her zaman var. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in umrelerinden 4 tanesinden biri de haram ayda, Recep Şerif ayında vuku bulmuştur. Ramazan'da olursa onu senelerce nasip oldu. Yine de söylüyoruz. Te'adilü haccetem ma'i, benimle birlikte yapılan hacca denktir diyor. Benimle birlikte yapılan hacca denktir. Her sene giderdik ederdik. Geçen sene hapisteydik. Bu sene bakalım nasip olur çünkü yasağımız var. Bir kısmen kaldırıldı ama bu dönem için de Ramazan'da o kalkar mı bilmiyorum. Ama mühim olan Allah için olmak. Nerede olursan ol, Allah için olursan makbul olursun. Ama şimdi Recep-i Şerif'te de senelerdir evvelce giderdik. Çok evvel. Şimdi Recep-i Şerif'te nasip olması haram aydır. Haram şehirdir. Beddua edenler o ayda hareme sığınırlar. Allah'a yalvarırlar. Zulmedenlerden, zalimlerinden intikam almak için hep öyle yaparlardı cahiliyet döneminden beri. Biz de inşallah gideceğiz. Zalimlere beddua edeceğiz. Mazlumlara dua edeceğiz. Allah dünya üzerinde bütün mazlumları, Müslümanları halas eylesin, kurtarsın diye yalvaracağız. Tabi İslam'a, Müslümanlara, ehli sünnete zulmedenlere de Allah Teala müstahaklarını versin diye de efendim hak olanı isteyeceğiz. İstihkaklarını isteyeceğiz yani. Bundan dolayıdır ki mevsim itibarıyla haram ayı, Recep ayını da kollamakta fayda var. Evet. Daha birçok hadis-i şerifler vardır. Vakit de ilerlemiştir. Ondan dolayı burada iktifa edeyim. Kâb radıyallahu anh'tan bir rivayette söyleyeyim buraya. İzâ kebberel hâc vel mu'temir vel gâzi. Hacı olan, umreci olan, cihatta olan, tekbir getirdiği zaman bir Allah-u Ekber dese diyor, kebberel murtefa'u lezî yelî thümme lezî hattâ en katâ fil ufuk. Onun yanındaki bütün ağaç, taş, ne varsa Allah'ın yarattıklarında onlar da tekbir getirir. Onlar ta göğün kenarındaki ufukta, ufka varıp kesilinceye kadar onun tekbiriyle her şey tekbir getirir. O kadar tekbir de neye, kime yazılır? Sevabı ona yazılır. Evet. Yani bu kadar müjde yeter. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde ne buyuruyor? Davud aleyhisselam dedi ki ya Rabbi, kulların seni evinde ziyaret ettikleri zaman ne kazanırlar? Buyurdu likulli zâir hak alel mezûr hakka. Her ziyaret edenin ziyaret edilende bir alacağı var. Ya Davud inne lehum alâ nu'afihum aleyye nu'afihum fid dünya ve aghfir lehum idâ lekî idâ lekîtuhum. Benim evimde beni ziyaret edenler bilsinler ki hakları var, benden alacakları var. Dünyada onlara afiyet vereceğim. Yani belasızlık. En mühim şey dünyada istenecek, ahirette istenecek. Bir de kavuştuğum zaman onları affedeceğim. Şimdi dünya ahiret bu kadar belalarımız var. Bu kadar sıkıntılarımız var. Afiyet istiyoruz. Diyor evimde gelip beni ziyaret edenin hakkı var, alacağı var. Dünyada afiyet, belalarını kaldıracağım.
Ahirette de kavuştuğum zaman bağışlayacağım. Ne kaldı? Dünyada belasızlık, ahirette günahsızlık. Bunun için neye değmez ya? İşim var, ömreye gelemem, şudur budur. Yani işin ne ya? Şuna değer mi? Şu kadar müjdeyi, şu kadar fazileti kaçırmaya değer mi yani? 3 günlük, 5 gün. Tamam, zaruretler müstesnadır. Ama her yere gidiyorsun, her işi efendim yapıyorsun, her yere para veriyorsun. Allah'ın evine geliyor, başlıyorsun cibrilik yapma. Evet. Evet, bir de burada şunu da diyelim. Masraf ediyorsun tabii. İşte şu kadar euro bilmem ne, hep euro ile mura ile. Umre, hac şudur budur. Ama Enes İbni Malik Hazretleri rivayet ediyor. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hacılar, umreciler Allah'ın cemaatidirler. Onları okuduk çok, hani istediklerini verecek, dualarını kabul edecek. Ve yuhlifu aleyhim ma enfakud dirhem bi elfi elf. Bak bakalım, Allah Resulü yalan söyler mi? Haşa. Ne para harcadın umreye? Ne para harcadın hacca? Allah söz veriyor, Resulullah bildiriyor. 1 milyon katını, verdikleri paranın 1 milyon katını yerine verecek. Bu hadis-i şerif Beyhakî rivayet ediyor. 1 milyon katı geri gelecek. Zaten bir hadis-i şerifte vardır. Tabi'u beynel haccı vel umra. Hacla umreyi peş peşe yapın. Biri bitti. Neden? Fennevma yenfiyanil fakir. Fakirliği nefyederler. Yani hac ve umre ibadeti ne yapar? İnsandan fakirliği kaldırır. Allah'ın izniyle bereket gelir. Evet. Ma emara haccun kat. Hacca giden kimse muhtaç olmaz. Yani Allah'ın evini ziyaret edeni Allah Teala mahrum bırakmaz. Fakirliği nefyederler, günahları nefyederler. Evet. Ma min müminin yazallu yevmum hürmen illa gâbedi şemsü bidhûbi. Bir Müslüman ihrama girdi. Haçta da umrede ihram var. İhrama girdiği zaman güneş batarken günahlarıyla birlikte batar. Günahlarını da batırır. Yani adamı Rabbim tertemiz eder. Evet, hadis-i şerif çok. Maşallah, ama hangisini rivayet edeyim? Şimdi bu da mühim. Said İbni Cübeyr. Bu hadis değil ama sahabenin sözü de hadis hükmündedir. Çünkü neden? Kafadan konuşma şansına sahip değiller. Ma ta'adel beyte talibu hacet. Li din ev dünya. Şimdi din bakımından bir derdimiz var. Veya dünyalık bir derdimiz var. Herkesin bir sıkıntısı var. Allah'ın bu evine diyor, din için olsun, dünya için olsun. Yani Allah için geliyor da dünyalık da bir işi var yani. Evlenmektir, işte borç ödemektir falan, ihtiyacından kurtulmak, iş bulmak falan. Kim bu Allah'ın evine bir hacetle gelirse, illa raca bir hacet. Muradı neyse, mutlaka muradını alır, döner. Efendim işte, ben yaşlıyım, hastayım, şuyum, buyum, giderim, dönemem. E daha iyi, döneme. Niye? Hemen mâte bi ahdil harameyn bu'ithevmel kıyametim nel aminin. Mekke Medine'nin ikisinden birinde ölen kıyamet günü azaptan emin olur. Hucun Mekke mezarlığı, Bekî' Medine mezarlığı. El hucun vel Bekî' yuhadu bi etrafi imam-ı seran fil cennet. Mekke mezarlığı, Medine mezarlığı çarşaf gibi iki tarafından tutulacak, bohça yapıp cennetin ortasına atılacak. Hadis-i şerif. Yani ölüm. İşte orada ölürsen de mezarın adı yazılmıyormuş da kayboluyormuşsun da işte benim çoluk çocuğum başıma gelip de okusun. Nerede gelecek senin çoluk çocuğun ya zaten ya? Burada sanki gelecek. Mezara gel, bir mermer yapar, bir bilmem ne, iki gül, bir çiçek. Ondan sonra bıraktı gitti. Orada devamlı okunuyor bütün zikirler Mekke Medine'de. Hep sana gelecek. Ondan sonra Mevla ene indel münkesireti kulubun vel münderiseti kuburu. Ben kalbi kırık olanların, kabirleri yıkık olanların yanındayım diyor Allah Celle Celal. Yani ismin bilinmese Mevla seninle beraber olur o zaman. Yani ne zararım var be adam, korkma ya, o hastayım, yaşlıyım, öleceğim ya. Ölürsen de. O yolda öl. Men haraca fi hadel veci li haccine umratin fe mâte fi lem yu'radu ve lem yu'azeb. Şuna baksana ya, ben bunu bu kadar bilmiyordum yani şimdi. Ben de biraz korkarım yani, böyle burada ölsem de falan, gelenim gidenim olur falan. Var bu hesaplar hepimizde yani. Kim hac veya umre için Allah yoluna çıkar da o yolda ölürse mahşerde diyor hesaba tutulmayacak. Adama ne yaptın sorulmayacak. Cennete direkt ya. Bize böyle, biz anca böyle kurtarır. Biz zaten hesap başlarsa biz helak oluruz. Hesap yok diyor ya. Bu ne müjdedir? Ve kıyla udhulil cenne. Ona ne denilecek? Buyur cennete gir denilecek.
Resulullah bu hadisin sonunda buyuruyor. İnnellâhi yubâhi bittâifîn. Allah Teala Kabe'nin etrafında tavaf yapanlarla iftihar eder. Yani onları meleklerine gösteriyor. Bunlar gibi bunlar gibi olamazsınız diyor. Meleklerden üstün tutuyor tavafta olanları. Melekler onlara imreniyor. Evet, evet. Allah nasip etsin, bunu yapamadık. Mescid-i Aksa'dan ihram giymek. Bir kere niyetlendik ettik ama adamlar sonra oradan ihrama girsen de Mekke'ye göndermiyor İsrail falan diye dedik, ihramda kalırız bu sefer de. Eğer ki men ehelle bil hacci vel umra minel Mescid-i Aksa ilel Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa Allah yeniden kurtarsın. Rabbim tekrar İslam ümmetine nasip etsin. Allah Müslümanlara orada bir hürriyet versin, emniyet versin, hakimiyet versin. Gaspçı Siyonistleri helak etsin, kahretsin, mahvetsin. Amin. Allahum salli aleyhi ve sellem. Muhammed ve aleyhi ve sellem. Mescid-i Aksa'dan ihram giyse, Mescid-i Haram'a Kabe'ye niyetlense, yani umre veya hac için. Gufira lehu ma teqaddeme ve ma teahhar. Bu bir acayip şey. Geçmiş günah affolur, gelecek günah da affolur. Of. Ve vecibet lehu cennet. Cennet ona vacip olur. Ya ölmeden ya Rabbi şu Filistin'i kurtar ya Rabbi. Orada bir rahat ihram giydir bize ya Rabbi. Mekke'ye gönder bizi ya Rabbi. Amin. Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala amin. Ve selleme. Evet. Bir hacı 3 gün yahut 3 gece ailesinden uzaklaştığı vakitte, zaten 3 gün 3 gece en az gidiliyor. Günahlarından anasının doğurduğu gün gibi kurtulur. Ondan sonra kaç gün ihramda kaldı, hepsi derecesini yükseltmeye vesile olur. Amel çok, fazilet çok. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri nasip eylesin, mübarek eylesin, müyesser eylesin, muvaffak eylesin, kolay eylesin, kabul eylesin. Evet. Ebu Sa'id el-Hudri'den bir hadis-i şerif, yine Resulullah buyuruyor. Allah-u Tebareke ve Teala buyuruyor, yani hadisi kutsi oluyor. İnne abden sahhahtu lehu cismehu ve evsa'tu lehu fi rizki yeti aleyhi kamsu sinin la efidu ileyye le mahrum. Bu bir acayip bir şey. Bir kulumun bedenine sağlık verdiysem, rızkına genişlik verdiysem, yani para imkan verdiysem, 5 sene geçip de benim evime gelmiyorsa elbette mahrumdur. Ama burada dikkat edelim. Sağlık şartı var. Bir de rızık. Adamın parası yoksa. Şimdi adamın sağlığı var. Parası da var. Şimdi uçakla da 3 saat oldu. Adam gitmiyor Allah'ın evine. Bu mahrumdur diyor ya. Rabbimiz buyuruyor. Benim evime gelmeyen mahrumdur. Ama param yok. Sana bir şey yok. Sağlığım yok, sana bir şey yok. Ama şimdi her yere giden adam parası olup, efendim sağlığı olup, nasıl Allah'ın evine gitmez ya? Allah Teala'nın tecelligahına gitmez, yüz sürmez. Efendim, Allah Teala bu mahrumiyetlerden bizi muhafaza eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Evet. Kısaca bir dua edelim. Evet, dua isteyenler var. Yoğun bakımda olanlar. Bunlar yeni notlar mıdır? Evet. Evet, Ünsal Efendi, Ünsal Mercan Efendi'nin babası yoğun bakımda. Ya Rabbi salli ala seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Allah'ın bir hakkı seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Allah'ım acil şifalar ikram eyle. Rabbim fazl-ı kereminle kurtar. Ya Rabbel alemin. Cemal Ekar Efendi vefat etmiş. Bak dua isteniyor. Ya Rabbi mekanı malumdur. Vallahu alemü tekallebekum ve mesbâkum. Dolaştığınız yerleri de biliyor. Yattığınız yerleri de biliyor. Allah buyuruyorsun. Ya Rabbi. Bu kardeşimize de rahmet eyle, kabrünü nur eyle, bütün geçmişlerimize, cemaatlerimizden, sohbetlerimizi dinleyenlerden, bizi senin için sevenlerden, bu kadar senelerdir sohbetlere gelenlerden, işte radyolardan severek, inanarak, iman ile dinleyenlerden, bütün geçmişlerimiz, kimler vefat ettilerse, ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Ruhlarını hediye eyledik. Dağlar emsali rahmetler halinde şu saatlerde. İsal eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve aleyhi ve sellem. Bir hanım kardeşe iftira atmışlar. Bana daha beter ne atmışlar yani. Ama ne olacak? Dua istiyor. Tabii dua istiyor. Biz de istiyoruz. Her birbirimizden istiyoruz ya Rabbi. Müfterileri, zalimleri kahreyle, helak eyle, mahveyle, perişan eyle. Allah'ım umduklarını buldurma. Allah'ım korktuklarından kurtarma. Allah'ım mazlumları, iftiraya uğrayanları halas eyle, kurtar ya Rabbi. Tezkiye eyle, tebriye eyle ya Rabbi. Temizle ya Rabbi. Sen arındır ya Rabbi. Kurtar ya Rabbel Alemin. Mahkemelerimizden de beraatler nasip eyle ya Rabbel Alemin. Bu hanım kardeşimize de yetiş imdad eyle ya Rabbi. Allah'ım amin. Evet, olacak Kübra kardeşim. Ameliyat olacaklar var. Hastalar var. Dua isteyenler var. Ya Rabbi mübarek cuma gecesi hürmetine, cuma saatleri hürmetine, mübarek gecede günde makbul kabul saati hürmetine. Allah'ım
Hepsine acil şifalar ihsan eyle. Dertlere devalar ikram eyle. Borçlara edalar ihsan eyle. Allah'ım Suriye'ye yardım eyle. Ya Rabbi fazl-ı keremille ehli sünneti kurtar ya Rabbi ehli sünnet. Bombalar altına kaldı yani. Bir günde 570 kişi geçen gün. 570 ya. Bütün yerler paramparça. Çoluk, çocuk, mahrum, zavallılar, miskinler yani. Ancak sen yetişebilirsin ya Rabbi. Haram ay geliyor artık. 2 sene doldu ya Rabbi. Haram ay hürmetine. Dokunulmazlık ver Müslümanlara. Ehli sünneti haram eyle kafirlere, Nusayrilere, Şiilere. Ya Rabbel alemin. Salli ala seyna Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Bütün dualarımızı kabul eyle fazl-ı keremille. Amin diyen dilerine arcahimdine azade eyle. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Efendim kardeşlerimiz, dinleyenlerimiz, 17 Mayıs'ta inşallah rahman umreye gidilecek. Bu umre için bizimle gelmek isteyenler var. Fakat soruyorlar, ediyorlar. Lale Gül FM'den olsun. Bizim Cübbeli Ahmet hoca işte Facebook adresinden olsun. Cübbeli amca TV'de olsun. Bütün bunların işte telefonları, ulaşım adresleri bildiriliyor. Bunu arayan bulur. Asil Tur diye adı geçiyor herhalde. Numaralarda arkadaşlar size verirler. Arayanlar bunu bulurlar. Mühim olan tabii pasaporta hemen hazırlamak lazım ama kayıt yaptırmaktır. Çünkü ona göre adam otelde yatak yer tutuyor. Pasaport işlem gelip konsolosluktan halloluyor birkaç gün sonra da olsa ama yer ayarlamalar hesap kitap olduğu için daha sonra zor oluyor. Bu itibarla gün yanaştı. Vakit çok az kaldı. Pasaportlar da hazırlamak acil lazım ama dileyenler bu umrede efendim bir makbul umre yapalım. Allah için sevdiklerimizle Allah için beraber olalım. Allah'ın ayında, Allah'ın evinde, Rabbim rızası uğrunda birlikte olalım, dualar yapalım diye niyet edenler var ise Allah niyetlerini şimdiden kabul etsin, kolay etsin, imkan versin, fırsat versin, engellerini izale eylesin. Amin. Bunlar bir an evvel kayıt yaptırırlarsa, bir de pasaportlarını acil işte evraklarını hazırlarlarsa yetişirler. Sonra üzülüyoruz. Yani hani gelmek istiyor, gün geçti, alamayız diyorlar bu sefer. Onlar da üzülüyorlar, biz de üzülüyoruz. Bunu duyuralım, ilan edelim, tebliğ edelim. Hayra delalet eden o hayrı yapan gibidir. Hadis-i şerifin mucebince. Gidemesen de birilerine teşvik etsen, yani haber verirsin, onların sevabına Rabbim seni ortak eder. Kazanmak kolay. Kaybetmek de kolay ama kazanmak da kolay. Rabbim kazandırsın fazl-ı keremiyle. İnşallah haftaya perşembe akşam namazını Ahmet Yesevi Derneği'nde kılalım. Cemaate yetişelim. Akşam namazı artık 8'i de geçiyor yani, geçecek. Bu kadar geç vakte kadar insan yemeğini, işini bitirsin. Mübarek cuma gecesi, güzel abdestini, hazırlığını yapsın ve güzel kokular sürerek sünnet üzere cuma gecesini ihya niyetiyle mutlaka sohbette, ilim meclisinde bulunalım, buluşalım. Yatsıya kadar akşam yatsısını ihya ederiz. Yatsıyı da cemaatle kılmak suretiyle bir mübarek cuma gecesinde idrak ederiz inşallah. İnsanlara haber verin. İyilikte, takvada yardımlaşın. Günahta, düşmanlıkta, zulümde yardımlaşmayın. Haftaya sohbet var. Ahmet Yesevi'de canlı, yani canlı derken canlı kanlı yani, etimizlerimiz böyle bir arada cemaatle toplaştığımız bir meclis. Tam bir hadis-i şerife uyan ilim meclisi oluyor. Rabbim buluşmayı nasip etsin. Ve fazl-ı keremiyle ondan sonraki perşembede Bayrampaşa'da Ali Ulvi Hoca'nın camisi, Kocatepe camisi değil mi? Evet. Kocatepe Camii Şerifi'nde bir dahaki bu perşembe Fatih'teyiz. Yerimizde, Halit Caddesi'nde. Ondan sonra da Hoca Efendi'nin camisini ziyaret edeceğiz inşallah. Ondan sonra zaten mübarek Regaib gecesini idrak edeceğiz. Böyle önümüzde 3 hafta peş peşe yani cemaatle birlikte olacağımız sohbetler nasip olacak inşallah. Allah'ım kuvvet versin, sıhhat versin, iyi niyet versin, ihlas versin, imkan versin. Allah'ım engelleri izale etsin, yardımcıları ziyade etsin. Allah'ım düşmanların şerine kifat eylesin. Amin. Allahümme inna neselüke temâmen ni'me ve devâmel afiye ve husnel khâtime. Ve ilâ şerefin nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihi ve sahbihi şâhid. Efendim babamız khâsa ve ilâ arvâh envâtina envâtil müslimine envâtil cemaatil hâdırîn. Burada ismi yazılan Cemal Akar Efendi'nin de
ve bizim cemaatlerimizden bütün geçmişlerimizin ervahı için el Fatiha. Allahu salli aleyhi ve sellem. Auzu billahi minash şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah.